Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 6. haftası 4. videosundayız. Üçgende benzerliğinde 2. videosu oluyor. Hadi benzerliğe devam edelim isterseniz dersimize başlayalım. Bir önceki dersimizde açı 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 benzerliğinden bahsetmiştik ve açıların ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Yani açıya dalmanın ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Şimdi orayı biraz daha açacağım. Üçgende benzerlikte açı 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 benzerliği gerçekten çok önemli. Açıya dalmak çok önemli. O yüzden Burada iki kalıp veriyorum. ÖSYM de üzerinde çok duruyor bunların ve ilerleyen zamanlarda da çok karşımıza çıkıyor. E, aklımızda daha rahat kalsın diye daha seri olabilmek için yaptığım bir hamle. Normalde böyle kalıp vereyim soru kalıbı vereyim tarzı şeyler işim değildir ama benzerlik önemli olduğu için burada size iki kalıp vereceğim. Birinci kalıbı bu videomda sonraki kalıbı da öbür videoda işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci kalıbımız şu açığa dalmak önemli dedik ya. Eğer kalıp bir demişiz ki iki üçgende eşitlik açı ve ortak birer açıları varsa üçüncü açılarda birbirine eşittir demişiz. Açıya dalacağız. Zaten sana söylüyor bak o yok bu yok şu yok. Ne demek istediğimi anladınız. Dik üçgen açı ortaya orta yoksa benzerlik. Benzerlik için ilk etapta ne yapacağız? Açıya dalacağız. Sana zaten açı eşitliği vermiş açıya dal diyor. E üçgensel olarak bakacak olursan hocam bir bu üçgen var bir de büyük üçgen var. İşimiz kolay iki üçgen var aslında burada. Sadece üçgenler iç içe. Bakıyorsun ki iki üçgende birer açıları varsa ve ortak açı varsa bakın bu açı hem küçük üçgende hem de büyük üçgende ortak açı. E nokta karaladığım üçüncü açı burası 180'e tamamlayan çift çizgi ise nokta karaladığım üçüncü açı burası da çift çizgi olmak zorunda ve şu üçgenle büyük üçgen benzer oldu. Tek yapmamız gereken aynı açının karşısındakileri oranlamak. Bak burada da göstermişim. Yani şuraya A, B, C, D, X, Y diyecek olursam benzerlik yani aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Noktanın karşısı A bölü Noktanın karşısı C artı D. Eşittir. Çift çizginin karşısı C bölü. Çift çizginin karşısı A artı B. O da eşittir. Karadım açının karşısı X bölü. Karadım açının karşısı Y deriz. Ve işimizi bitiririz. Bak bunu ezberleyin demiyorum. Size bir kalıp verdim. Bu kalıp varsa uygula. Sonra aynı açının gelir oranla. Bildiği şey zaten. Çok önemli. Gerçekten önemli. Çok kullanacağız. Çemberde bile kullanacağız. Emin ol. Evet gelelim bakalım. Hemen önüne örneklere bakalım. Arkadaşlar bir ara çeşitliği var mı? Var. Yani benzerlik hissettik. Hemen eşitlik açı olduğunda üçgenleri belirliyoruz. Hocam bu üçgen var, bir de büyük üçgen var. Ortak açı var mı diye bakıyoruz. Var tabii ki. Neresi? İşte tam burası. E nokta karalım üçüncü açı çift çizgi ise nokta karalım üçüncü açı 180'e tamamlayan çift çizgidir. Ve aynı açının karşılıkları oranlayacağız. Noktanın karşısı 2 bölü noktanın karşısı bak buradan başladım. 2 bölü noktanın karşısı büyüğe bakıyorum arkadaşlar. 4 Eşittir çift çizginin karşısı 3 bölü çift çizginin karşısı x artı 2 diyeceğiz. İşler dışlardan x'i bulursunuz arkadaşlar ama benim size tavsiyem. Tamam bunu yazacaksınız böyle de böyle açıları yazdıktan sonra öyle 1'e 2, 1'e 3 gibi bilindik oranlar varsa artık kafadan yapabilirsiniz. Mesela noktanın karşısı 2 iken noktanın karşısı 4 olmuş. Hocam burası 4. a 1'e 2 oran var. O zaman çift çizginin karşısı 3 iken çift çizginin karşısı direkt buraya 6 diyebilirsiniz x buradan 4 çıkar. Burada da işler dışlar yapsanız zaten cevap 4 çıkacaktır arkadaşlar. Tamam. Ben artık bundan sonrasında kolay katlarda bu şekilde yapmayı planlıyorum. Haberiniz olsun. Ee, diğer, soru, diğer soruya geçelim isterseniz. Ebenin uzunluğu isteniyor. Evet x buradan 4 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Bak artık birer açılara eşit verildiğinde. Hocam şu üçgenle de şu üçgenle birer açılara eşit. Artık size bakış açısını öğrettim. Ne yapıyorsun? Bir gözünle oraya bir gözünle oraya. Şaşı yapacaksın belki de gözün ama. Bak kardeşim Şuraya şuraya baktığında işine yarar mı bunlar? Tamam bazı sorularda belki bunlar benzer çıkacak ama şu kenarlar olsa, ikişer kenar olsa tamam. Bu üçgenleri yoğunlaşırsın ama bu üçgenleri yoğunlaşmayacağım belli. Çünkü niye kenarları yok burada? Ha o zaman ne yapacağız? O zaman hocam nokta açısı burada var, nokta açısı burada var. Bakın dikkat edin hocam şu üçgende ve nokta açılı bu üçgende ve nokta açılı şu kırmızı üçgende diyelim. Baktığımız zaman ne var arkadaşlar? Bir açıları eşit mi? Eşit. Ortak açı var mı? Var tabii ki. Tam B açısı ortak açı. E nokta karaladığım 3. açı çift çizgi sarı üçgende. Nokta karaladım 3. açı kırmızı üçgende de burası da çift çizgi midir? Evet. E bütün üçgende bütün açılar birbirine eşit oldu. İki üçgen benzer. Aynı açının karşısındakileri oranlayacaksın. Mesela sarıdan başladım. Noktanın karşısı 4 bölü noktanın karşısı 3. Sarıdan başladın sarıdan devam et. Hocam burada karadım açının karşısı yok. Boş ver o zaman. Çift çizgiye bak. Sarıda çift çizginin karşısı kaç? 6 bölü. Buradaki çift çizginin karşısı kaç? 4 artı x. Bilindik bir oran yok. Kafadan yapamayacağız. İşler dışları yapalım arkadaşlar. Buradan 16 artı 4 x eşittir 18 yaptı. Değil mi? 16 artı 4 x 6 kere 3 18 yaptı. Doğru. Bazen işlem hatası yapıyor ama bazen şüphe duyuyorum kendimden. Neyse. Evet, buradan 4x eşittir 2 geldi. X de buradan 2 bölü 4 geldi. Yani 1 bölü 2 yaptı cevabımız. Evet örnek 10'un cevabında da böylelikle 1 bölü 2 bulduk. Geldik örnek 11'e. Bak işte burada biraz kafanız karışabilir. Ama alışacaksınız. Hiç merak etmeyin. Sen kendin bir şey yapmaya çalışır mısın? Burada benzer olan üçgenleri şey bu kalıba göre kendin bir şey yapar mısın dostum? Hadi güveniyorum sana. Sadece üçgenleri belirle yeterli. Sonrasında beraber yine buradayız. Ben başlıyorum. Hocam Noktalı bu üçgen var, noktalı bu üçgen var, noktalı bu üçgen var. Acaba iki üçgen benzer mi? Hayır, bu üçgenle bu üçgende ortak hiçbir açı yok. Bunlar da bir şey yapamayız, bizim kalıbı kullanamayız en azından. Bak şimdi, hocam, üçgenlere bakacak olursak zaten, bir burası, iki burası, üç de büyüyor, değil mi? E sen bu üçgenle bu üçgene baktın, olmadı. E şu üçgene bak, noktalı bu üçgene bak, bir de noktalı büyük üçgene bak. Bakın. Noktalı büyük üçgene baktığın zaman da aa hocam şu sarı üçgenle büyük üçgende ortak açı oldu mu? Oldu. Tamam işimiz gücümüz bu zaten. Açıları eşit verilen üçgenlerde ortak açılı üçgen aramak. Evet sarı üçgenle büyük üçgen bazen böyle iç içe gelebiliyor. Ayrı gayrı yerlerde olmuyor. İkisi benzer çünkü birer açıları var. Ortak açı da var. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgidir. Yalnız dikkat çift çizgiyi buraya koyuyorsunuz. Hayır büyük üçgende ya küçük sarıyla büyük üçgen de ortak açı burası ya. O yüzden büyük üçgenin üçüncü açısı çift çizgidir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Sonra ne yapıyorsunuz? Benzerliği uyguluyorsun kardeşim. Başlıyorsun buradan. Noktanın karşısı 2. Noktanın karşısı 2'nin noktanın karşısı büyükte 6'ya bak. Şu küçükle büyüğe bakıyorsun. 6 oranı eşittir. Çift çizginin karşısı 6 bölü çift çizginin karşısı. Şuraya x diyelim. x artı 2 deyip işlem yapıyorsun. İşlem işlem işlem. Buradan x'i buluyorsun. Ama ben kolay yoldan bulacağım. Normalde ben bu soruyu görsem noktanın karşısı 2 iken noktanın karşısı 6 olmuş. Hocam 3 kat var. Çift çizginin karşısı 6 ise çift çizginin karşısı 18 olur. Büyük üçgende. O zaman x'e de kaç kalır? 16 kalır diyebiliriz. Tamam. Buna da alıştırın. Kolay katlarda en azından alıştırın. Geldi örnek 12. Ne demiş? BD uzunluğu K, Ali Bey uzunluğu 2K. Burası K iken burası 2K verilmiş. Verilen bilgileri kullanacağız. Sonra ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Oo büyük üçgenin alanı. Şimdi dikkat ediyoruz. Dik üçgenden çıkmıyor. Oradan çıkmıyor. Buradan çıkmıyor. Ya burada zaten açılar eşit değilmiş. Açıya dal diyor sana değil mi? Dal ama. Hani açıya daldığımız anda benzerlik çıkacak ya. Bir açı eşit olduğunda artık kafanda bir kalıp var. Kenan Hoca bu kalıbı verdi sana değil mi? Artık böyle bir araç olduğunda bu ortak açı ara. Ha bazı arkadaşlar hala böyle devam edebilir. Hocam ben buraya alfa diyeyim. Buraya da alfa diyeyim. E ben buraya beta dersem iki iç açı bir dış açıdan burası alfa artı beta oldu. Ya bu açıları dalarken böyle bir şey yapamayabiliriz arkadaşlar. Böyle sıkıntı yaşayabiliriz. Ee, alfa beta işte atıyorum buraya da teta diyeyim mesela. A alfa beta teta 180. Alfa beta teta 180. A burası da teta dersiniz. Oradan sanki biraz zor oluyor arkadaşlar. Yani zamanda ben nasıl öğrendiysem açıkçası size de öyle, öyle öğretiyorum. Ee, zamanda ben bu açılara dalmayla yapamadım. Bir ara çeşitli olduğunda Hemen ortak açı var mı diye bakarım. Hocam ortak açılı üçgenlerde bak şu ve şu üçgene ayrı ayrı baktığınızda bir bu üçgen bu bir, bir üçgen. Ortak açı var mı? Yok. İç içe olanlarda. Hocam peki şununla hangisinde var? Artık alışmışsınızdır. Benzerlikte bile çok çıkacak karşınıza. Hocam bu üçgende e, sarı üçgen ve büyük üçgende birer açılar eşitken ortak açılar var. Ortak açı neresi? Aha da burası. Nokta karaladım. 3. açı çift çizgi ise nokta karaladım. 3. açı ne olacaktır? Çift çizgi olacaktır. O zaman sarı üçgenle büyük üçgen kırmızı üçgen benzer oldu. Tek yapman gereken aynı açının karşısındakileri oranlamak. Ve burada burası K'ydı bunu da unutmayalım. E madem burada noktanın karşısı var. K bölü noktanın karşısı 4 eşittir. Küçük üçgende karaladığım açının karşısı her ikisinde de boş. Boş ver. Çift çizginin karşısı 4 bölü. Çift çizginin karşısı eyvah ne yapacağız burada? BC Yaz kardeşim bazen işlem yapmamaktan dolayı sonuca ulaşamıyorsunuz. Yap bakayım işlemini. K çarpı BC'yi kaç buldum burada? K çarpı BC'yi 16 buldum. Dur. Ne K'yı bulabilirsin burada ne BC'yi bulabilirsin. O zaman sana verilen bilgiyi kullanmaya çalış. Neyi kullanacaksın peki? Aa, her şeyi kullandık hocam. Ebenin uzunluğu kullandık. İşte K2K kullandık. Ama üçgenin alanı soruluyor sana. Soruyu okusana. Devamını getirsene. Ha üçgenin alanı. Dik üçgenin alanı. Alanı işlemedik hocam hayırdır niye soruyorsun? Ulan dik üçgenin alanını da hepimiz biliyoruz galiba değil mi? Dik kenarlar çarpımının yarısı değil mi? Yani şu kenarla şu kenar çarpımının yarısı değil midir arkadaşlar? Evet. E o zaman yazalım. Alan ABC. Ne eşittir? 2K çarpı BC bölü 2'ye eşittir. Hocam bölü 2'ler gitti. K çarpı BC yaptı. Hay Allah. Bak önceden de biz K çarpı BC'yi bulmamış mıydık arkadaşlar? Evet. Bu K çarpı BC'yi 16 bulmuştuk. Dolayısıyla üçgenin alanı da zaten K çarpı BC yaptı. Cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 16 çıktı. Takıldığın yerde işleme devam et. Verilen bilgiyi kullan. Sonuca mutlaka ulaşırsın. Örnek 12. 16 çıktı geldik örnek 13'e. Bir katlama sorusu. ABC üçgeni biçimindeki karton CD boyunca katlandığında şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Şöyle katlanmış. Katlamalarda ne olursa olsun eski haline geri getiriyoruz. Hop şöyle. Hocam katlamalarda üst üste binen kenarlar eşit. 2 iken 2. Yani şuranın 2 buranın 6 olduğunu biliyoruz artık değil mi? Sonra üst üste binen açıların eşit olduğunu biliyoruz. Devam edelim. Şu açılar da eşit hocam. Bir işime yarar mı bilmiyorum ama. Şu açılar da birbirine eşit. Şu kenarlar da birbirine eşit mi? Eşit. Devam edelim bakalım. Burada bir şey vermiş. BCD açısı. BCD açısı. Ne eşitmiş? DBC açısı. D BC açısı. Yani şuraya A dersem ya da alfa dersem alfa dersem BCA üssü açısı, BCA üssü açısı. Buraya da beta dersem alfa, buraya da beta dersem şuraya da beta dersem BCD açısı da neymiş? Alfa artı beta eşitmiş. BCD. A hocam bak dikkat et. Burası BCD açısı alfa artı betaymış. O zaman burası alfa mı oldu? Evet. Alfa iken burası da alfa oldu mu? Oldu. Ya istersen açılara dalıp da şeyi görebilirsin. Ama burada o yok bu yok şu yok. Yani benzerlik var büyük ihtimalle. Biz ne bulduk? Burası alfa iken burası da alfa bulduk mu? Bak burası alfa iken burası alfa bulduk mu? Bulduk. Aa ne çıktı burada? Şeyler çıktı arkadaşlar. Benzerlik çıktı. Yani birer açıları eşit kalıbımız çıktı bizim. Dolayısıyla şu üçgene bakacak olursanız bir de büyük üçgene bakacak olursanız ortak açı var mı bunlarda? Var hocam. Alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise alfa karaladığım üçüncü açı burada da çift çizgi midir? Evet. Yoksa diğer türlü soruyu harbiden böyle yani e, şu, bu lafı kullanmak istemiyorum ama çözmekte hani görmekte diyeceğim ama e, görme işi değil biliyorsunuz. Soruyu fark etmekte diyeyim sıkıntı yaşarsınız. O yüzden bir ara çeşit verildiğinde hemen ortak açıya bak var mı var. O zaman üçüncü açılar da birbirine eşittir. Bu üçgenle büyük üçgende yalnız dikkat edin şu büyük üçgende değil mi ortak açı. O zaman alfa karadımsa üçüncü açı burada da çift çizgi oldu. Haydi bakalım benzerliğe. Alfanın karşısı 2'nin 2 bölü, alfanın karşısı x'e x oranı eşittir. Ondan sonra çift çizginin karşısı x var burada. Küçükten başladım bakın. X bölü, e, çift çizginin karşısı burada kaç? 8. A hocam x kare eşittir 16'dan x'i buradan 4 bulduk. Ama bizden oran isteniyor. CD ve bc oranı isteniyor. Yani bizden ne isteniyor arkadaşlar? A bölü b oranı isteniyor. E tamam benzerlik var ya burada. Alfanın karşısı 2 ve x'i biz ne bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. Alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 4 olmuş. 1'e 2 oran var. Hocam 1'e 2 oran olacak. Oran 1 bölü 2 diyebilirsiniz. Ya da alfanın karşısı 2 bölü. Alfanın karşısı 4. Benzerlik oranı eşittir. Çift çizginin değil de karadım açının karşısı A bölü. Karadım açının karşısı B'ye eşittir diyeceğiz. Yani buradan ne geliyor o zaman? A bölü B, 1 bölü 2 geldi. Zaten bizden ne isteniyor? CD bölü BC isteniyor. Yani A bölü B soruluyor arkadaşlar bize. Cevabımız da böylelikle 1 bölü 2 çıktı. Tamam mı gençler? Bir açı kalıp her tarz soruyu yazdım buraya. Sırf siz iyi bir şekilde anlayın diye. E hocam baktık buraya. Hocam birer açıları var. Bak birer açıları olan üçgenlere baktığınız zaman hocam bu üçgen ve bu üçgen hiçbir işinize yaramaz. Kenarları yok. Sadece bir kenar var. Burada da bir kenar var. En az iki kenarın olması lazım. O zaman bu olmadı. Başka ne yapabiliriz? Açıya da alabiliriz mesela burada. Ya da bizim kalıptan da yine yapabiliriz. E hocam noktalı bu üçgenle noktalı bu üçgende ortak açı var mı? Şöyle baktığınız zaman maalesef yok. Değil mi? Zaten bu üçgenlerde de kenarlar yok. E ne yapacağız hocam? E o zaman noktayı kullanamadığın zaman bunun 180'e tamamlayan açısını da düşünebilirsin. Ya da öncelikle şunu yapabilirsin. Hocam buraya alfa desem buraya beta desem nokta açısı iki iç açı bir dış açı alfa artı beta mı yaptı? Evet. E burası da alfa artı beta ya. E hocam burada da 2 iç açı bir dış açı olduğundan burası da alfa yapar. Alfa beta 3. açı, alfa beta 3. açı deyip şu üçgenle şuradaki üçgene benzerlik diyebilirsiniz. Ama ben tabii ki ısrarla şuradan yapacağım. E, noktalı üçgenleri kullanamadınız. Hiçbir şekilde kullanamadınız. E, bazen 180 e tabanlayıcısı da önemli bir açı oluyor arkadaşlar. Çizgiye çizgi. Ha şimdi çizgili üçgenlere bak. Hocam çizgili şu üçgen vardı elimde. Evet çizgili bu üçgen var. Bir de çizgili hangi üçgen var arkadaşım? Hoppala Çizgili bir de bu üçgen var gördünüz mü? Üçgenlere dikkat edeceksin. Çizgili bu üçgenle sarı üçgenle çizgili mavi üçgen. Aa hocam her ikisinde de birer açı var. Ortak açı var mı? Var tabii ki. Bak burası. E o zaman çizgi karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise çizgi karaladığım üçüncü açı çift çizgi olur. O yüzden sarı üçgenle mavi üçgen ne oldu? Benzer oldu. Aynı açının karşısındakiler oranlayacak. Burada mesela Hocam şöyle baktığınız zaman burada çift çizginin karşısı 3. Burada çift çizginin karşısı kaç? 6. 1'e 2 oran var hocam. Yazayım hadi. 3 bölü 6 eşittir. Şu sarıdan başlamıştık. Çizginin karşısı burada kaç? 8 bölü. Buradaki çizginin karşısı kaç? 3 artı x deyip içler dışlar işlemin sonucuna ulaşırsın. Ama ben kafadan yapacağım. Çift çizginin karşısı 3 iken çift çizginin karşısı 6 olmuş. 1'e 2 oran var hocam. E o zaman burada çizginin karşısı 8 ise burada çizginin karşısı 8 ise burada da çizginin karşısı 16 olur o zaman buraya 13 kalır diyebiliriz. Yani x'i böylelikle kaç bulduk arkadaşlar? 13 bulduk. Evet 14. soruyu böylelikle 13 bulduk. Geldik 15. soruya. Hocam neler verilmiş? Bu arada biraz zor bir soru. Bakalım. Birlikte bakalım arkadaşlar. ABC dik üçgen BD ve CE açı ortaymış. Tamam açı ortay açı ortay. A burası açı ortayların kesim noktası oldu mu arkadaşlar? Oldu. Açı ortayların kesim noktası olduğu için bu da açıyı iki eş parçaya bölecek mi? Bölecek. Yani burası 45. Burası da 45 derece oldu mu? Oldu. Bak açıortayların ortayların kesim noktası. E sonra ne yapacağız hocam? Açıortay, açıortay, açıortayların ortay, açı ortay açı kesim noktasından çıktı. 45, 45 diye böldü. Şurada aslında formül var da formülsüz yapalım. Şuraya ben bir alfa alfa deyip buraya da bir beta beta desem. Hocam 2 alfa artı 2 beta 90 değil mi? 2 alfa artı 2 beta eşittir 90 derece olduğundan alfa artı betayı kaç buluruz? 45 derece buluruz. Hocam alfa artı beta 45 mi? Evet yani burası 135 geldi. Aha da burası 45 derece oldu mu? Oldu. E ne yapacağız hocam burada? Bak 45'in mantığına yoğunlaşsak. 45'in mantığına hocam dik çizsek bizden ne isteniyor? AD uzunluğu x. Hocam ya buradan dik çizeceğim böyle. Yok gelmez şu kenarı yok. Ya da şu karşıdan dik çizeceğim. Şöyle 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Burası 3 kök 2. E burayı buluruz. Sonra bir sonuç bulabilir miyiz arkadaşlar? Bulamıyorum. Özel açı mantığından çıkmıyor sonra. E o zaman o yok, bu yok, şu yoksa neye gelecek? da benzerlik. Benzerlik için açı önemliydi. Açıya baktığımız zaman hocam 45 derece burada var, burada da 45 derece. Var. Aa birer açıları eşit olan üçgenler var. Ha bu soruyu zor yapan nedir? Ben eğer buraya 45'e 45 değil de burası çizgi açısı, burası da çizgi açısı desem belki daha rahat fark edebilirsiniz. Hani insan 45'i görünce ister istemez böyle özel açı vardır diye oraya yoğunlaşıyor. Baktın özel açıdan çıkmıyor. Zorlama. Yani zorlamamak da mümkün değil aslında arkadaşlar. Yani eskiden geldiğinde beni de zorlanarak yaptığım soruydu aslında bu ama size sonrasında nasıl baş ettiğimi söylüyorum yani. Sonra özel üçgenden vazgeçtim. Ulan dedim baktım şuradaki 45'in mantığını kullanmalıyım. Bu 45'i nasıl kullanacağım? Bu 45'i nasıl kullanacağım diye düşünürken soruyu ondan sonrasında çözdüm arkadaşlar. Baktığınız zaman hocam burada da 45 var burada da 45 var. Aa hocam şu üçgen ve büyük üçgene baktığımızda yani şu üçgene baktığımızda arkadaşlar maviyle gösteriyorum. Birer açıları eşit birer açıları eşit olan üçgenlerde ortak açı var mı diye bakıyorum. Evet var arkadaşım şu üçgen ve büyük üçgende alfa ortak açı değil mi? Evet e, 45 alfa 3. açı çift çizgiyse o zaman büyükte de 45 alfaysa burada da 3. açı çift çizgi midir arkadaşım? Evet. Yani burayı da çift çizgi bulduk. O zaman sarı üçgenle büyük mavi üçgen benzer oldu mu oldu. Başlayalım. 45'in karşısı var burada. Hocam 4'ün. Öbüründe 45'in karşısı büyükte. 6'ya oranı eşittir. Çift çizginin karşısı 6'nın. Çift çizginin karşısı hop. Tamamına x artı 4'e oranı. Ve buradan 36 bölü 4 9. X'i de kaç buluruz arkadaşlar? 5 olarak buluruz. İşler dışarı yapın kendinden geliyor zaten arkadaşlar. Tamam mı gençler? 36 bölü 4'ten 9 yaptı. X artı 4 9 ise x de buradan 5 geldi. Evet güzel soru. Örnek 15. Zor bir soru. Tekrar söylüyorum. Bu soruyu zor yapan sizi özel açı mantığına itmesi. Baktığınız özel açı mantığını kullanamadınız. Düşüneceksin. 45'i nasıl kullanmalıyım? Nasıl kullanmalıyım? Nasıl kullanmayayım? Buraya yoğunlaştığın zaman çözüme ulaşıyorsun zaten. Vallahi de billahi de tilleyi de ben böyle yapıyorum. Bak soruyu çözemediğim zaman ulan ben bunu kullanmalıyım. Bunu nasıl şey yapacağım diye hep kendi kendime soruyorum. Siz de soracaksınız. Soruyorsunuz zaten sormalara başladınız. Evet şunu diyorsunuz. Ya bu soruda Kenan Hoca nasıl düşünürdü derken aslında siz kendi beyninize soruyorsunuz orada. Neyse bu sorular bile çok güzel sorular. Ali. Ali, Ali, Ali'nin kim olduğunu öğrendiniz herhalde sülalede. Kim? Abim olur kendisi. Hatta büyük dede de olur, büyük baba da olur. Neyse, Ali belli bir uzaklıkta uzaklığa dürbünle bakıp görüş alanındaki yerlere doğrusal olarak olacak biçimde 1 metre aralıklarla direkt dikecektir. Evet. 1 metre aralıklarla direk dikecekmiş arkadaşlar. Doğrusal olacak şekilde. Şöyle bakış açısında mesela şurada 2 metrelik yeri gördü. 1, 2, 3 tane direk dikiyor. Dürbünle baktı 3 metrelik buradaki yeri bakış açısında kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane direk dikiyormuş. O bakış alanında bakış alanın içinde olan yerlere. Şu bakış çizgisinde olan yere de dikiyormuş demek ki. Bak böyle göstermiş. A köşesinden dürbünle baktığında baktığında C'den itibaren bak A köşesinde dürbünle bakıyor bizim eleman. Hadi baksın. Sonra diyor ki C'den itibaren BC kenarında 5 direk dikebileceğini görüyor. Oo, sen buradan bir dürbünle bak. Dürbünle baktığın zaman şöyle ve şöyle dürbünün bakış açısı bu değil mi arkadaşlar? Evet. Ne C'den itibaren 5 direk dikebileceğini görüyormuş. Hocam 1 2 3 4 5 direk dikebiliyorsan şurada uzunluk 5 mi? Hayır. Dikkat. Burada uzunluk kaç? 4 birim olacak, değil mi? Evet. 5 tane direk varsa 4 aralık vardır. Neyse. Devam edelim. B köşesinden aynı dürbünle bakıldığında C'den itibaren. Evet. Buradan da aynı dürbünle baktığında C'den itibaren bu sefer kaç? 3 direk dikebileceğini görüyormuş. Hocam 3 direk dikebileceğini görüyorsa burası 3 birimdir. Değil. Dikkat. Arkadaşım. 1 2. 3 direk dikebiliyor. O zaman burası kaç yaptı arkadaşım? 2 birim yaptı. Uzunluk olarak. Sonra Bahçenin BC kenarına 8 direk dikilebildiğine göre bahçenin BC kenarına 8 direk dikilebiliyorsa BC kenarı kaç birimdir arkadaşlar? A ve B köşelerine de direk dikilecekmiş bu arada. Ee, buraya 8 direk dikilebiliyorsa 8 direk varsa kaç aralık vardır arkadaşlar? 7 aralık vardır. Yani burası 7 birimdir. Genelde yapılan hata 8 direk dikiliyorsa hocam 8 birimdir diyorsunuz. İşte ama artık şunları anladıysanız bunu en azından kaçırmazsınız arkadaşlar. Şurasında iki birim olduğunu net bir şekilde gösterelim. Arkadaşım şöyle devam edelim. Ali toplamda kaç direk dikmiştir diye soruluyor arkadaşlar bize. BC kenarına 8 direk dikebildiğine göre. Ee, o zaman A köşesine kaç tane direk dikilebileceğini bulacağız arkadaşlar biz. Evet bizim Ali ne yapıyordu? ABC AC ve BC kenarına direk dikecek. AC ve BC kenarına direk dikecek arkadaşlar. AB'ye direk dikmeyecek sadece buralara. X'i yani bulursam olay bitti. Hocam hadi bakalım x'i bulalım. Ya hocam şuradan dürbünle bakmıştım. Buradan da dürbünle baktım. Ya ne dedik? Bir önceki videoda da bakış açısı çok önemli demedik mi arkadaşlar? Fotoğraf makinesiyle çekilen yer, dürbünle baktığınız yer, gözünüzü oynatmadığınız zaman böyle baktığınız yer bakış açısıdır. Ve hep aynıdır. Yani hocam burası alfa iken burası da alfa mıdır? Evet. Bak işte olay bitti. Yeni nesil dediğimiz olay bu arkadaşlar. Sana direkt eşit vermiyor. Dürbünle baktığın için buradaki bakış açılarının eşit olduğunu senin fark etmeni istiyorlar. Ve bu bakış açısıyla ilgili soru gelecek. Yani mutlaka gelecek. Ya bu sene ya önümüzdeki sene mutlaka gelecek arkadaşlar. Bakalım. E buralar alfaysa aa hocam birer açılar eşit. O zaman ne yapacağız? Birer açıları eşit olan üçgenlerden hocam bir tanesi bu. Bir tanesi de hangisi? Bir tanesi de şuradaki zaten. Şuradaki. Ee, şöyle. Şuradaki arkadaşlar. Tamam. Şu üçgenle şu üçgene şey yapacağız arkadaşlar. Yani şu, şu üçgen. Tamam ben burada göstersem şekil karışacak ama neyse hadi gösterdik. Hocam bu üçgen. E, birer açıları var mı? Var. Neresi? İşte burası. Ortak açı arkadaşlar. Alfa karalının üçüncü açı çift çizgisi sarıda. Alfa karalının mavide de üçüncü açı burası da çift çizgiler. Aa hocam kolay bir benzerlik var. Hiç kusura bakmayın. Alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 4 olmuş. 1'e 2. Çift çizginin karşısı 7 iken çift çizginin karşısı kaç olacak arkadaşlar? 14 olacaktır. Yani x'i biz 14 bulduk. Adam bize toplamda kaç tane direk dikecektir diye soruyor. Arkadaşlar şuradan şuraya 14 birimse bak bu uzunluk arkadaşlar. Uzunluğu bulduk biz burada. Burası 7 birim. Burası da 14 birim olarak bulduk. 14 ise ben buraya 15 direk mi dikerim? Evet. 15 direk diktin. Artı. Hocam buradan buraya da 7 birim varsa kaç direk dikebilirsin? 8 birim dik 8 8 direk dikebilirsin. 15 artı 8 kaç yaptı? 23 yaptı. Nana Olmadı. Niye? Ya böyle böyle var ya böyle ince yerlerdeki soruları çok seviyorum. Gerçi benim bir hikayem var onu sonra anlatırım. Balıkesir'e gidemememdeki bir hikayem var. İlk böyle mezun olduğum senedeki. Ee, ondan dolayı da yazdım bunu. Sonra anlatırım. Aklımda, aklımda arkadaşlar. Rehberlikte en azından anlatırım. Neyse. 15 burada 8 bu. e ne var cevap? işte burada 15 tane direk var burada da 8 tane direk var arkadaşlar sen buradaki C köşesindeki direği iki defa saymadın mı 15 burada 8 burada diyerek o yüzden buraya iki defa saydığın için bunun bir tanesini çıkarmalısın bu C köşesindeki direk arkadaşlar yani 15 8 daha 23 eksi 1 kaç yaptı arkadaşım 22 yaptı cevap 22 direk olacak. Evet gençler gerçekten güzel bir soru. Böyle böyle yeni nesil sorulara da alışıyoruz değil mi? Evet bakış açısı. Bak yeni nesil alıştıracağım diyorum. Bakış açısı olan her yerde o açıların eşitliğini mutlaka yazın. Bu dediğim gibi kamera olur, işte fotoğraf makinesi olur, dürbün olur, bir insanın gözü olur. Mutlaka bunlar bakış açılarıdır. Bunlara da dikkat edin. Eskiden bu açıları böyle eşit verip biz bu soruyu soruyorduk. O zaman kolay geliyor tabii. Değil mi eski nesil olduğu zaman? Ama artık bu açıların eşitliği böyle bakış açısıyla verilebilir ya da daha farklı şeylerle verilebilir gençler. Evet gençler böylelikle kalıp 1'deki konu anlatımını bitirdik. Bir sonraki videoda kalıp 2'yi anlatacağız. O da çok önemli. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.